Arkadaşlar merhabalar. Birinci ünitemiz konu testini geçtim arkadaşlar. Birinci konu testini çözeceğiz. İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafiklerinin konu testi. Birinci sorumuzla başlıyorum gobeller. Bakalım ne diyormuş ilk sorumuz. Şöyle odaklanmaya falan baktım. Diyor ki yukarıdaki parabolün denklemi aha budur. Doğrunun denklemi de aha şudur. Olduğuna göre b'nin değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ilk önce doğru da arkadaşım x yerine 0 verirsem y 4 oluyor ki demek ki doğru y'yi 4 noktasında kesiyormuş. Yani şu noktanın koordinatları 0'a 4'müş dostum. Sonra şu noktayı bulacağım. Şimdi bunun içinde y'ye 0 vereceğim. Y 0 olursa x de 4 çıkıyor. Demek ki bu noktada x'i 4, y'si 0 olan noktaymış. Ve bakın bu iki noktada parabolün üstünde. Yani parabol bu noktalardan geçiyor. O halde parabolün denklemi bu noktaları sağlayacak gobeller. Hemen şimdi parabol denkleminde şu noktayı sağlatalım. Sonra şu noktayı sağlatalım. X yerine 4 yazalım dostlar. Y yerine 0 yazalım. X yerine 4, y yerine 0 yazdığımda 0 eşittir oluyor. 4 yazalım, 4'ün karesi 16. Bir de başında eksi var, eksi 16. 4 yazıyordum x yerine, artı 4b oldu. Bir de artı c var, eşitmiş 0'a bu dostum. Şimdi bir de şunu yazalım, x'e 0, y'ye 4 yazalım. 4 yazıyorum, x'e de 0 yazıyorum, burası 0. Burası da 0, artı c çıktı. Yani c eşittir 4 geldi. Hemen c'yi de 4 burada yerine yazalım. 0 eşittir. Eksi 16 artı 4b artı 4. Eksi 16. 4 daha eksi 12 yaptı. Eksi 12'yi bu tarafa alalım. 12 olsun. Eşittir 4b. 4'e bölersek b'yi 3 bulduk. Gobeller. Geldik 2 numaraya. Bakalım bu ne diyormuş. Görelim hemen. Parabolünün tepe noktasının ordinatı diyor. Eksi 16'dır. Peki. Parabolün eksenleri kestiği noktaları ve tepe noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı kaçtır diye bir soru sormuş. Tepe noktasının ordinatını vermiş bize. İsterseniz önce bir tepe noktasının apsisini bulalım. Yani R'yi. Yani eksi B bölü 2A'yı bir bulalım. Eksi B'miz 6'dır kardeşim. Bölü 2A'mız da 2 oluyor ki R dediğimiz şey 6 bölü 2'den 3 çıktı. Şimdi R'yi 3 bildiğim takdirde K'yı nasıl buluyordum? Yani ordinatını nasıl buluyorum ki? Eksi 16 diye vermiş bunu. R'yi yerine yazıyorum. Yazalım. K çıkıyordu karşımıza. Hadi R yerine 3 yazalım. X yerine 3. 3'ün karesi 9. Eksi 6 çarpı 3'ten eksi 18. Artı A eksi 6. Eşitmiş K'ya. Yani eksi 16'ya. Peki düzenleyelim burayı. Şurası eksi 9 yaptı. Eksi 15 yaptı. Eksi 15'i bu tarafa aldım. Artı 15 geldi. A'yı da eksi 1 bulduk. Tamamdır. Şimdi parabolü bir daha yazıyorum. Y eşittir x kare eksi 6x eksi 1. Eksi 6 daha eksi 7. Hadi bunu da çarpanlarına ayıralım. Ne geliyor kardeşim? Eksi 7'ye 1 diye çarpanlarına ayrılıyor bu adam. Çarpınca eksi 7, toplayınca eksi 6. Şimdi parabolün şeklini çizelim şurada hemen. Şöyle bir gösterelim. Ne diyor? X'i 7 ile eksi 1'de kesiyormuş. Eksi 1 ile 7'de kesiyormuş x eksenini. Parabolün tepe noktası neydi? 3'e eksi 16 idi tepe noktamız. 3 şurası olsun. Eksi 16 da şöyle şuralarda bir yerdedir. Tepe noktamız da burasıymış. Eksi 16 yani şurası 16 birim uzunluğunda. Parabol şöyle bir şey arkadaşlarım. Aha işte. Şöyle bir parabolümüz var. Diyor ki bu parabolün eksenleri kestiği noktalar ile tepe noktasını köşe kabul eden üçgenin, aha şu üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bu üçgenin tabanı şurası. Eksi 1 ile 7'nin arası. Yani 8. Yüksekliği de şurası kardeşim. Yani 16 birim diye ölçtük buraya az önce. Tepe noktasının ordinatı çünkü. O zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den 64 geliyor sorumuzun cevabı. Evet 3 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Paraboli ile
bilmem ne doğrusu bilmem ne noktasına göre simetrik olan iki noktada kesişiyor. Peki buna göre m artı n kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın ne yapıyorum şimdi. Parabol şöyle bir şey olsun kabaca. Doğrumuz da şöyle bir doğru olsun arkadaşlar. Bunlar iki noktada kesişiyorlar şunlar. Ve kesiştikleri noktalar şu A noktasına göre, ki A noktası ne? 1'e eksi 3 noktasına göre simetrikmiş. Yani A noktası tam ortadaymış bu kesim noktalarının. Peki buna göre simetrik olan iki noktada kesişiyorlar. Buna göre M artı N nedir diye bir soru sormuş bize. Dostum bak şu iki kesim noktasının tam ortası ya 1'e eksi 3 dediğimiz nokta. Demek ki bu kesiştikleri noktaya ben şöyle desem. X1'e Y1 desek. X2'ye Y2 desek. Bakın nasıl buluyorduk? Apsisler toplamının yarısı yani X1 ile X2'nin toplamının yarısı orta noktayı apsisini verecek 1'i yani. Orta nokta bulmanın yolu neydi? Baştaki ile sondakini toplayıp 2'ye bölüyorum. Demek ki x1 ile x2'nin toplamı 2'yi de buraya atalım. x1 artı x2 eşittir 2 gelecek. Bu lazım olacak bize muhtemelen, bir dursun burada. Şimdi kesim noktasını bulmak için ne yapıyorduk dostlar? Parabolle doğrunun denklemini ortak çözüm yapıyorum. Yani y yerine mx artı n yazacağım. Şimdi şurası y. Y yerine mx artı n yazalım bakalım. Eşittir x kare artı 3x artı 6 olur. Hepsini bir tarafa toplayalım. Burada 0 bırakalım sadece. X kare mx buraya eksi olarak geldi. X parantezinde 3 eksi m oldu burası. N'i de buraya alalım. Artı 6 eksi n de bu oldu. Şimdi kesiştikleri noktaların apsislerinin toplamının yarısı 2 olacak. Yani şu kesim noktalarının apsisleri toplamı. Dostlar kökler toplamı değil miydi? Eksi b bölü a. Eksi b'miz m eksi 3 yapar. A'mız da 1 olduğu için bölü 1 diyorum. İşte bu kökler toplamı. Onu da ne bulduk? 2. O halde m eşittir 5 çıktı diyebilirim ben burada. Peki m 5 ise doğrunun denklemi ne oldu kardeşim? Y eşittir 5x artı n oldu. Peki bu doğru, şu doğru değil mi arkadaşlar? Doğru bu. Peki A noktası da bu doğrunun üstünde değil mi? O halde A noktası bu doğrunun denklemini sağlayacak. Yani x yerine 1, y yerine eksi 3 yazdığımda eksi 8 gelecekmiş n. İşte n'i de bulduk. M artı n, eksi 8 ile 5'in toplamı da eksi 3 yaptı. Evet, dördüncü sorudayız. Sistemini sağlayan x, y noktaları hangi bölgede bulunur diye bir soru sormuş. Önce şu doğrudaki denklemde burayı eşittir kabul edelim. X yerine 0 verdiğimde y'yi 4'te, y yerine 0 verirsem x'i de eksi 4'te kesiyormuş. Şu parabolde burayı eşittir kabul edip x'e 0 verdiğimde y'yi 4'te, tamam. Y'ye 0 verdiğimde, bakalım bunu bir çarpanlarına ayıralım biz, artı 4. 2'ye 2 diyelim, eksi 2'ye eksi 2 diyelim. X'i 2'de kesiyormuş bu. Tek noktada kesiyor, yani teğet oluyormuş. Burası da 2'ymiş. Bize de diyor ki, hangileri diyor, bu bölgede olur diyor, sağlayan. Şu eşitsizlik sistemini kullanacağız şimdi arkadaşlarım. Bunu da nasıl yapıyorduk dostlar? Şimdi canınızın istediği bir nokta seçin. Bu hepsini sağlayacak. Mesela şuradaki bakın bir noktayı alıyorum ben. Şurada olduğunu bildiğim. Nedir bu mesela? Eksi 1'e 2 olsun. Çünkü 4'ten küçük. Eksi 4'ten de büyük olacak şu tarafa doğru yakın. Eksi 1 ile 2'yi seçtim. Şimdi eksi 1'e 2 noktası. Eğer bu bölgedeyse denklemi sağlamak zorundadır diyebilirsiniz dostlarım ki. Bakın 1, 2, 3, 4 burada. 5. bölgemiz neresi acaba? Onu göremedim ben 5. bölgeyi. Muhtemelen burası olabilir 5. bölge. Bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi x yerine eksi 1, y yerine 2 yazıyorum. Eksi 1 yazarsam, 2 yazarsam, eksi 1, 4 daha, 3, 2 küçüktür 3'ten oldu. X yerine eksi 1, y yerine 2 yazıyorum. 2 büyük eşittir. Eksi 1 yazalım. 1,
Eksi 1 yazarsam 4 artı 4. 8, 9. 2, 9'dan büyüktür. Olmaz. Sağlamadı. Demek ki şu bölge yok. Şimdi şurayı seçelim arkadaşlarım. Bakın 2'ye 4 noktasını seçelim mesela. Bir de bunu deneyelim. 2'ye 4 noktasını. Bakalım olacak mı? X yerine 2 yazalım. Y yerine 4 yazalım. 6, 4 küçüktür 6. Bunu sağladı. X yerine 2, Y yerine 4 yazıyorum. 4 büyüktür. 2 yazarsam 4. 2 yazarsam eksi 8 artı 4. 4'ten eksi 4. 4 daha 0. 4 büyüktür 0'dan doğru. İşte bu 5. bölgeymiş. 4. bölgeymiş sorumuzun cevabı. Çünkü ikisini de sağladı arkadaşlar. Evet, geldik 5. sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Parabollerinin diyor tepe noktaları aynı olduğuna göre. Şöyle birazcık daha yakınlaştırayım mı arkadaşlar ben? Biraz daha yakın olsun. Şurayı iyice görelim. Parabollerinin tepe noktaları aynı olduğuna göre A artı B kaçtır diye bir soru sormuş. Peki başlayalım şimdi. Tepe noktaları aynıymış. O halde şunun tepe noktasını bulalım bir ilk önce. Eksi B bölü A'dan 4 bölü 2A'dan 2 gelir ki 2 çıkar bunun tepe noktası. Demek ki bunun da tepe noktasının absesi 2 olacak. Eksi B yani eksi A bölü 2 eşitmiş 2'ye. O halde A eşittir eksi 4 çıktı. Madem ki A eksi 4, şurayı bir düzgünleştirelim o halde. Hemen düzgün yazıyorum orayı. Y eşittir x kare. A eksi 4'tü. Eksi 4x. Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6 geldi. Şimdi tepe noktasının absisini biliyoruz biz. 2. İkisininki de 2. Tepe noktaları 2'ye. Bakalım kaç? Onu bulacağız şimdi. Hemen x yerine 2 yazıyorum. Y'yi buluyorum. 2 yazarsak 4. 2 yazarsak eksi 8, eksi 6. Eksi 4, eksi 6 daha eksi 10. Demek ki tepe noktası 2'ye eksi 10 olacakmış arkadaşlarım. 2'ye eksi 10. Şimdi bunu bulacağız tabii biz de şimdi. Diğerinde de 2'ye eksi 10 olacak. Bunun tepe noktası 2'ye eksi 10 olması için x yerine 2 yazdığımda y'nin eksi 10 olması lazım. Hadi 2 yazalım. 2'nin karesi 4. Eksi 8 artı b eşittir. Eksi 10 olmalıydı kardeşlerim. Eksi 4 yapıyor burası. Eksi 4'ü bu tarafa atarsak ne geliyor? Eksi 4 bu tarafa geldi. Eksi 4 bu tarafa gelirse artı 4 gelir. B eşittir. Eksi 6 mı kalıyor sadece? Evet, cevabımız Ceyhan çıktı. Geldik 6. sorumuza. Bakalım bu ne diyormuş, bir görelim. Şekildeki parabolün tepe noktası T'dir. Peki. Parabol x eksenini 3'e 0, eksi 1'e 0 noktalarında kesiyor ve y eşittir 2x doğrusu parabolün tepe noktasından geçmektedir. A noktasının ordinatı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakın neler yapacağım burada. Şimdi öncelikle parabolün tepe noktası dediğimiz şey şu simetri ekseniydi değil mi? Tepe noktasının absesi dediğimiz nokta. Peki simetri ekseni şurayı 2'ye bölecekti. 4 birim ya toplam. 2'ye 2 diye bölecek. Şuradan 2 birim geri geldiğimde bakın bu noktanın 1'e bir şey olduğunu görüyorum. Demek ki tepe noktası dediğim nokta 1'e k diyebilirim arkadaşlar. Tepe noktasını şimdilik böyle bulduk. 1'e k. Peki devam. Parabolümüz şu doğrumuz bu noktadan geçtiğine göre doğru bu noktadan geçiyorsa bu nokta t noktası doğrunun denklemini sağlayacak. Hemen x yerine 1 yazalım. Y'yi eksi 2 mi bulduk? Demek ki tepe noktasının orijinali 1'e eksi 2'ymiş. Bunu da söyleyelim. Peki başka ne yapalım? Parabolün denklemini yazabiliriz arkadaşlar. Şöyle yazıyorduk. Y eşittir A çarpı birinci kök eksi 1. O halde x eksi eksi 1'den x artı 1. X eksi 3'te ikinci kök. Tepe noktası parabolün üstünde olduğu için denklemi sağlayacak. Hemen y yerine eksi 2 yazalım. A çarpı x yerine 1 yazalım arkadaşlarım. 1 yazarsak burası 2. Burası eksi 2 olur. Eksi 2 ile eksi 2 gitti 1 kaldı. 1 bölü 2 çıktı küçük a. Şimdi parabolü bir daha yazıyorum şimdi baştan.
y eşittir olduğu a çarpı a yerine 1 bölü 2 yazdım. X artı 1 çarpı x eksi 3 oldu. Parabol buymuş arkadaşlar. Bize de diyor ki A noktasının ordinatı. Şimdi A noktası dediğim y eksenini kestiği nokta. Yani sıfıra bir şey. Bize de bunu soruyor. Demek ki x yerine sıfır yazdığınızda y kaç çıkar diye soruyor. Hemen yazalım. Y eşittir 1 bölü 2 çarpı sıfır yazarsam 1. Çarpı sıfır yazarsam da eksi 3. Çarpalım bunları. Eksi 3 bölü 2 çıkıyormuş sorumuzun cevabı diyebiliriz dostlar. Evet, geldik bir sonraki sorumuza. 7. soru. Okuyalım bakalım ne diyormuş 7. soru. Y eşittir bilmem ne doğrusu y paraboline teğet olduğuna göre. Şimdi bir kere teğet demek parabolle doğru birbirine teğetse bir noktada kesişiyorlar demek. Kesişiyorları duyduğum zaman da ne yapacaktım ben? Ortak çözüm. Önce bir ortak çözüm yapıyorum. Yani şuradaki y yerine getirip 3mx artı 2 yazacağım. Yazalım 3mx artı 2 x kare eksi 2x artı 3 oldu. Düzenleyelim bunu bir daha. Şöyle x kare burada kalsın. 3mx buraya gelirse eksi 2x eksi 3mx olur. 2'yi bu tarafa alırsak eksi 2 olarak gelecek artı 1 kalır. Eşittir 0 oldu. Bir daha düzenleyeyim. X kare artı x parantezinde eksi 2 eksi 3m artı 1 eşittir 0 oldu. Şimdi ortak çözüm denklemini bulduk. Ne demiştik dostlarım? Eğer ki bunlar teğetse birbirine bu ortak çözüm denkleminin deltası 0'a eşit olacak. Hadi deltayı bulalım ve 0'a eşit diyelim. Delta b kare şuranın karesi. Bir kere eksi parantezini alsam 2 artı 3m olur. Eksi de karesini aldığımız için gider. Direkt karesini şöyle yazayım ben arkadaşlarım. 2 artı 3m'in karesi. B kare bu. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de 1. O halde eksi 4. Eşittir 0. Şimdi eksi 4'ü buraya atarsak burası eşit 4 olur. Neyin karesi 4'tür diye soralım. Ya 2'nin ya da eksi 2'nin olacak arkadaşlarım. Peki 2 olması için 2 artı 3m eşittir 2 ise m eşittir 0 olur. Var mı ışıklarda 0? Yok. Peki eksi 2 olması için 2 artı 3m eşittir eksi 2, 3m eşittir eksi 4, eksi 4 bölü 3 cevap Bursa'da varmış. Evet 8 numaradayız dostlar. Bunu okuyalım şimdi. Şekildeki parabolün simetri ekseni x eşittir 3 doğrusudur diyor. Şimdi x eşittir 3 doğrusuymuş simetri ekseni. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ben burada bir durduracağım videoyu. Devam ederiz birazdan, tamam mı? Evet devam ediyorum arkadaşlarım. Ezanımız bitti. Diyor ki şekildeki parabolün simetri ekseni x eşittir 3 doğrusudur. AB'yi 10 birim verdim diyor. Buna göre parabolün denklemi nedir diye bir soru sormuş. Başlıyorum hemen. Şimdi simetri ekseni dediğimiz şey tepe noktasının apsisiydi kardeşlerim. Ve şurası 3'müş arkadaşlar. Şimdi simetri ekseni burayı 2'ye bölecekti. Toplam kaç birimmiş burası? 10. O halde şurası da 5. Şurası da 5 birim olacak ki demek ki şurası 5 birim ilerisinde, yani 8 burası. B noktası 8 noktası, 8'e 0. Şurası da 3'ün 5 birim gerisinde, yani şurası 3 birimse şurası 2 birim. Demek ki eksi 2'ye 0 noktası da burasıymış arkadaşlarım. Bak bir de şurada parabolümüzün y eksenine değdiği nokta var. Eksi 1, yani 0'a eksi 1 noktası da burada varmış dostlar. Yani x yerine 0 yazdığımda y ise eksi 1 olacakmış. Bütün şıklarda x yerine 0 yazın. Hangisinde y eksi 1 çıkıyor? Bakın sadece A şıkkında var. Cevap Adana. Ha, biz tabii ki şöyle yapacağız. Başka neler deneyebiliriz? Mesela iki şık arasında kaldıysam ne yapacaktım? Bir de şu noktayı deneyecektim. X yerine eksi 2 yazdığımda y'yi 0 yapıyor mu diye bakacaktım. Bir de onu deneyecektiniz. Baktınız yine iki şık arasında kaldınız.
bu noktayı deneyecektiniz ama inanın bana iki tane nokta sağladıktan sonra üçüncü noktaya hiçbir zaman gerek kalmamıştır. Yine gerek kalmaz. Ama burada şanslıydık, bir noktadan çıkarttık hemen. X'e 0 yazdık, Y eksi 1 olan bir tek Adana şıkkında vardı. O yüzden cevap Adana çıktı dostlar. Evet, dokuzuncu sorumuza bakıyoruz şimdi. Parabolünün görüntü kümesinin en küçük elemanı 4 olduğuna göre f'de eksi 1 kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum, en küçük elemanı nasıl buluyorduk biz dostlar? Tepe noktasının ordinatıydı değil mi bu en küçük eleman dediğimiz şey? Peki, parabolün önce tepe noktasını bulalım. Yani r'yi bulalım. Eksi b bölü 2a. Yani 4 bölü 2'den 2. Şimdi k'yı nasıl buluyorduk peki? R'yi yerine yazıyorduk. X yerine k çıkıyordu. X yerine 2 yazalım. 4 eksi 8 artı a artı 3 eşittir k. Hadi düzenleyelim bunu arkadaşlarım. Ve o k'da kaçmış işte? 4'müş. En küçük eleman 4 diyor ya, onu da 4'e eşitledim. Peki 4'ler gitti. Eksi 5 bu tarafa attık. A'yı 5 bulduk. Şimdi denklemi yeniden yazalım. Fx eşittir x kare eksi 4x. A'yı 5 bulmuştuk. Burası ne çıktı? Artı 8. Parabol bu. Diyor ki f'de eksi 1'i bul. Yani x yerine eksi 1 yaz. Y'yi bul. Eksi 1 yazalım 1. Eksi 1 yazalım artı 4. Artı 8. 5, 8 daha. 13 çıktı dostlar sorumuzun cevabı. Evet, 10 numaraya bakıyoruz şimdi. Ne demiş bir okuyalım. Şekildeki MON üçgeninin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. X kare parabolü var. Bir de Y eşittir 3X doğrusu var. Şimdi öncelikle şu nokta ikisinin kesiştiği nokta mıdır? Ve şu nokta arkadaşlarım. Parabolle doğru bakın bu iki noktada kesişiyorlar. Kesiştikleri noktadan biri sıfır zaten de diğerini biz bulalım. Nasıl buluyorduk kesim noktasını? Ortak çözüm yaparak. 3x eşittir x kare. Yani şuradaki y yerine 3x yazdım. Eşittir x kare oldu. Peki bu durumda 0 eşittir x kare eksi 3x. 0 eşittir x parantezinde x eksi 3. X ya 0 olur bu durumda ya da 3 çıkar x. 0'ı zaten biliyorduk da demek ki 3 çıkıyormuş. Diğer kesim noktasının apsisi 3'müş. 3 dediğim yer şu noktanın apsisi 3. Peki y'sini nasıl bulacağım? Tabii ki doğruda x yerine 3 yazdım. 3 kere 3 9 geliyormuş y'si. Yani y'ye uzaklığı 3, x'e uzaklığı şurası ki o da buraya eşit 9. Bizden de bu üçgenin alanını mı istiyor? Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpı 27, 2'ye böl 27 bölü 2 çıksın. 11 numaradayız. 11 numarada parabolün denklemini bulun diyor. A, B, C katsayılarını da toplayın diyor arkadaşlarım bize. Hadi bakalım bir bulalım parabolümüzün denklemini ilk önce. Şimdi nasıl yapıyorduk? Y eşittir diyorum. A çarpı birinci kök eksi 2. O halde x artı 2. İkinci kök 6. O halde x eksi 6. Şimdi bir de parabolümüz şu noktadan geçiyor ya kardeşim, 0'a 12 noktasıdır burası. X yerine 0 yazdığımda y 12 oluyormuş. O halde 12 eşittir a çarpı 0 yaz 2. 0 yaz eksi 6. Eksi 12 böl 12'ye eksi 1 eşittir a çıktı. Peki parabolümüzün denklemini bir daha yazalım şimdi. A yerine eksi 1 yazalım. Y eşittir eksi 1 çarpı x artı 2 x eksi 6 oldu. Şimdi bizden de ne istiyordu bu adam? Parabolün katsayılar toplamını istiyor değil mi? A, B, C'nin toplamını istiyor. İsterseniz dostlarım direkt şu parabolü bir açın. Oradan katsayılarını zaten göreceksiniz. Toplarsınız direkt. Ya da katsayılar toplamı dediği zaman ne yapıyorduk? X yerine 1 yazacaksınız değil mi o ifadede? X yerine 1 yazın arkadaşlarım. Ne geliyor? 1, 2 daha 3, eksi 3. 1 yazın, eksi 3, eksi 5 mi oluyor burası da? Evet, çarpın 15 mi çıktı arkadaşlarım? Böyle de bulabilirsiniz. Ya da dediğim gibi şurada bir dağılma özelliği yaparsın. Parabolün denklemini yazarsın. Zaten x karenin katsayısı, x'in katsayısı ve sabit sayı gözükür.
Öyle de bulabilirdin ama ben ne yaptım? Polinomlardan faydalandım. Katsayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazacaktık dedim. 1 yazdım burada direkt cevap geldi. Evet, 12 numaradayız. Bakalım burada ne yapacağız? ABCD karesinin C ve D köşeleri fx eşittir x kare eksi 8 parabolü üzerindedir. Peki. Bu parabolün denklemi x kare eksi 8'miş. Yani x'e 0 ver. Y'yi eksi 8'de kesiyormuş. Şurası eksi 8. Y'ye 0 ver. X kare 8. X de 2 kök 2'ye. Eksi 2 kök 2 oluyormuş. Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Şimdi parabolümüz ve karemiz var. Bu kareymiş bu arada. Şekil dikdörtgene benziyor ama kareymiş bu arkadaşım. Şimdi karenin şu parçası yani Y'ye olan uzaklığına X desem ben. Şurası da y'si olacak değil mi? Yani ne olacak o da? X kare eksi 8 mi olacak arkadaşım? Peki karenin x kare eksi 8 kenarının uzunluğu ile şu uzunluk birbirine eşit değil miydi? Peki burası da x'tir değil mi kardeş? 2x'e eşit değil mi yani bu? Buradan x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Bir eksi 4'e 2 diye ayıralım bunu çarpanlarına. Toplayınca eksi 2'yi verdi. Evet. X eşittir ya 4. X eşittir ya da 2 olacak. Eksi 2 olacak pardon. Ya da eksi 2 olacak. Şimdi X 4 ise şu uzunluk 4 birim. Peki 4 demek 2 kök 2'den küçük bir sayı mı? Hayır. 2 kök 2'den büyük. O zaman 4 değil X. Eksi 2 olacak. Yani 2 birim olacak şuranın uzunluğu. Tabi burası da 2 gelecek. 4 oldu karenin bir kenarı. 4 kere 4 alanı da 16 çıktı diyebiliriz dostlarım. Peki geldik 13 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonun eksi 2'ye 5 aralarında alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapıyorduk? Bu aralıktaki önce eksi 2'yi yerine yazıyoruz bir kere. Yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile eksi 8'in çarpımı eksi değil artı 16 yapıyor. Artı 12 topladım 20 32. 5'i yazıyoruz. 5 yazalım. 5'in karesi 25. 5 yazarsam eksi 40 artı 12. Burası ne yaptı? Eksi 15. 12 daha eksi 3 geldi. Şurası 32 demiştim değil mi? Heh. Sonra unutmayın bir de parabolün tepe noktasının ordinatını alacaktık değil mi? En büyük ve en küçük değer için. Önce tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi b bölü 2a'dan. Eksi b'miz 8, 2a'mız 2, 4. 4'ü de yerine yazarsak k'yı buluruz. 4'ün karesi 16. Eksi 32. 4 yazıyorum. Artı 12. Ne yaptı burası da? Eksi 16. 12 daha eksi 4. Bakın işte en büyük değer burada. En küçük değer burada. Bize de 32 ile eksi 4'ün toplamı soruluyor. 28 yaptı. Sorumun cevabı. 13 Denizli'ymiş. Geldik 14'e. Ne kadar uzun sürdü ya. 16 tane soru. Kaç dakika oldu toplamda? Bilmiyorum arkadaşlarım. Bakalım. Şekildeki grafik bilmem ne parabolüne aittir. Peki f fonksiyonunun alabileceği en büyük değer kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi önce bu parabolün denklemini yazalım mı şöyle. Y eşittir A çarpı birinci kök 2. O halde X eksi 2. İkinci kök 6. X eksi 6. Şimdi ne yapıyorduk dostlar? Bir de şu noktamız 0'a eksi 6 noktası ya bu. X yerine 0, Y yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 eşittir A çarpı 0 yazarsak eksi 2. 0 yazarsak eksi 6 geliyor. Eksi 6'lar gitsin. Eksi 2'yi bölersek bu tarafa eksi 1 bölü 2 çıktı A. Bu bizim A değerimiz. Şimdi fonksiyonu bir daha yazıyorum ben burada hemen. Y eşittir. A yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 6 oldu. Şimdi diyor ki bu parabolün diyor alabileceği en büyük değer kaçtır diye bir soru sormuş. İsterseniz şöyle yapalım. Parabolün tepe noktasının apsisini bir bulalım. Şurası simetri ekseniydi.
tam ortası oluyordu. Burayı da burayı da 2'ye bölmüş olacak. 4 birim ya. 2, 2 burası olacak. Şurası da 2. 4 oldu yani. Parabolün tepe noktasının apsisi R 4. En büyük, en küçük değer için ne yapıyorduk? K'yı buluyorduk. Yani X yerine 4 yazacağım K'yı bulmak için. Ve cevap da gelecek. 4 yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 4 yazarsam 2. 4 yazarsam eksi 2. Peki ikiler gitti. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı da 2 çıktı. İşte parabolün en büyük değeri 2'ymiş dedim dostlar. Sorumuzun cevabı için. Peki geldik 15 numaralı sorumuza. Hemen bunu çözmeye başlayalım. Diyor ki fx bilmem ne parabolü düşey ekseni 0'a 15 noktasında. Düşey eksen dediği y eksenidir arkadaşlarım. Y eksenini bu noktada kesiyormuş. Tamam. Tepe noktası da 1'e 16 olduğuna göre b eksi a farkı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi tepe noktasını nasıl buluyorduk biz? Eksi b bölü 2a. Zaten direkt yazıyorum. Eksi b bölü 2a'yı bize 1 vermiş. O halde eksi b eşittir 2a. Yani b eşittir eksi 2a. Bu bir dursun kenarda. 0'a 15 noktasında kesmektedir diyor. Demek ki x yerine 0 yazdığımda y 15 olacakmış. Hemen onu da bulalım. X yerine 0 yazalım. 0 0 c 15 çıktı bu durumda. Onu da biliyoruz arkadaşlarım. Tepe noktası 1'e 16'dır demişti. Demek ki x yerine 1 yazdığımda y'de 16 geliyormuş arkadaşlar. Bir de bunu da söyleyelim hemen. X yerine 1 yazalım. Y 16 çıksın. 1 yazalım. A olur. 1 yazalım. B olur. Artı c. C'yi de 15 diyebiliyoruz. Eşittir 16'ymış. Demek ki a artı b eşittir 1'miş. Peki b neydi? Eksi 2a'ya eşitti. Şöyle oldu mu? A eksi 2a eşittir 1 oldu. Yani eksi a eşittir 1, a eşittir eksi 1 çıktı. Peki a eksi 1 ise şurada da yerine yazalım. Eksi 1. Eksi 1 bu tarafa gelirse b de 2 çıktı arkadaşım. Bizden ne istiyor? B eksi a yani 2 eksi eksi 1. 2 artı 1'den 3 geldi sorumun cevabı. Evet son sorudayız gobeller. Bakalım bu ne diyor. Bilmem ne parabolü ile bilmem ne doğrusu kesişmediğine göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bir soru sormuş. Kesişmiyormuş bunlar arkadaşlar. Bir kere kesişme lafını duyduk mu ne yapacaktık? Ortak çözüm. Önce bir bunları ortak çözelim. Yani y yerine x eksi 8 yazayım ben bir. X eksi 8 eşittir. X kare eksi mx artı 1. 0 burada bırakalım. X kare eksi x buraya gelirse eksi x parantezinde m artı 1 olur. Eksi 8 buraya gelirse de artı 9 olur. Eksi mx eksi x oldu. Tamam doğru. Şimdi kesişiyor, kesişmiyor, iki noktada kesişiyor, bir noktada kesişiyor, teğet gibi soruların cevabını bulmak için bir kere ikisini ortak çözüyorum, bu bir. Sonra bu ortak çözüm denkleminde kesişmiyorlar diyorsa da delta'yı küçük sıfır yapacağız arkadaşlar. İki noktada kesişiyorlar deseydi delta büyük sıfır, teğet deseydi delta eşit sıfır, onu da birkaç soru önce yapmıştık diye hatırlıyorum. Peki. Şimdi delta küçük sıfır. Deltamız b kare. B karemizi alalım hemen şuradan. M artı 1'in karesi. Eksi 4 çarpı a çarpı a'mız 1. C. C'miz de 9. Küçüktür 0. Buradan m artı 1'in karesi küçüktür 36 oldu. Şuraya yazayım. M artı 1'in karesi küçüktür 36. Neyin karesi 36'ydı? 6'nın. Demek ki m artı 1 6'dan küçük, eksi 6'dan büyük olacak. 1 ile toplayalım. 1 çıkartalım her taraftan pardon. Eksi 7 m 1 çıkartırsam 5. Şimdi bu aralıktaki sayıları yazıyorum. Eksi 7 ile 5 arasında kalan sayılar. Nelerdir onlar? Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4.
Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 taneymiş. Cevap Edirne çıktı Gobeller. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Haydi bakalım, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.